Aynen. Suya girdi. Üzerinde sadece iç çamaşırları, bir de yırtılmış çorapları vardı. Azgın çaya, akıntıya karşı mücadele verdi. Kayboldu. Sadece o değil, ağabeyi de. Girdi. Görüntüler Giresun'dan. Şiddetli yağışla birlikte yükselen Harşit çayından. Dün iki kardeş çayın ortasındaki adacıkta avlanıyordu. Ama yağış şiddetini arttırınca çay yükseldi. İki kardeş suyun içindeki adacıkta mahsur kaldı. Yardımlarına AKUT, sivil savunma ekipleri ve vatandaşlar yetişti. İlk iş iki kardeşi kıyıya en yakın adacığa taşımaktı. Öyle yapıldı. Önden Mehmet Durmuş atladı. Ekipler Mehmet'i beline bağladığı halatla çekip kurtardı. Onun ardından ağabeyi Özgür atladı. O da onları karaya götürecek ikinci adacığa başarıyla geçti. Sıra en zorlu etaptaydı. Yanlarında çok iyi yüzme bilen biri kaldı. Bu sırada ekipler kurulan halat köprülerle can yelekleri gönderdi. Yelekler giyildi. Kıyıya artık bir adım kalmıştı. Önden yine Mehmet atladı. Azgın çay Mehmet'i yuttu. Bir ara kayboldu. Neyse ki beline bağladığı halat sayesinde kıyıya çekildi. Onun ardından ağabeyi atladı. O da uzun süre azgın suyla cebelleşti. Ama akıntı üzerinde kalan tek şeyi iç çamaşırını sürüklemişti. Mehmet Durmuş çıkmadı sudan. Üzerine giymek için bir şey istedi. Ekipler üzerine bir montla örttü. Onu suyun içinden çekip aldı. Artık sıra onları kurtarmak için çayı aşıp yanlarına giden vatandaşı kurtarmaktaydı. Ama o vatandaş halat istemedi. Kendini çaya attı. Bir süre akıntıyı arkasına alıp koştu. Sonra kendini akıntıya bıraktı. Yüzdü. Ve azgın çayın içinden sıyrılıp karaya çıktı.